Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Sayın Meral Yıldırım için. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyiyim. İyi de sizi de iyi görüyorum. Eksik olmayın. Sizden gelen ışığı yansıtmaya çalışıyoruz. Enerji vermeye çalışıyorum zaten. Sağ olun. Eksik olmayın. Aslan lazım. Burcuyum. Grubum ateş olduğu için herhalde. Ben de yengeç burcuyum. Grubum su. Uğurlu rengim kırmızı bir de. Buharlaşmayalım burada. Aman ha. Aman ha. Öyle olsun. Şeyler yaşamaz. Kaynaşmış oluyoruz işte buharlaşınca. Evet. Geçen sefer zaten güzel bir uyum yakalamıştık. Evet. Bence devamını getireceğiz. Evet. Biraz daha kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz ama 9400'den fazlasını alacağız. İnşallah, inşallah. Bir de böyle hatırlatın kendinizi izleyenlere. Neler yapar Meral Hanım? Meral Hanım çocuk yaşta diyebilirim yani. Genç kızlığımın başlarında iş hayatına başladım. Hı hı. Triko tekstilde çalıştım 20 yıl. Emekli oldum. Bu sene itibariyle 20 yılımı doldurdum emekliliğimde. Maşallah. Bu arada işte emekliliğime 5 yıl vardı, evlendim. Birinci yılımı doldururken evlenme yıl dönümünde bir erkek evladım oldu. Cihan adı. Selamlar olsun. Benden de çok selam. Varım yoğumu hayatımın anlamı. Eşim de öyle. Eşimi de çok seviyorum. Buradan selamlarımı yolluyorum. Bu tip oyunları seversiniz. Vaktimi bunlarla geçiriyorum diyebilirim. Bulmaca çözmeyi de çok telefonu sever. Bırakıyorum, bilgisayara oturuyorum. Geçen sefer mesela klasik bir bulmaca sorusu olan Evren Pulu Mika, evet, sizi hiç uğraştırmadı. Şak diye bildim onu. Bugün yani öyle bir tane 4 harfli cevap var. İkinci sorunuzun cevabı. Evet. Arzu ederseniz de ilkiyle hemen başlarız. Tabii tabii. Gelsin mi? Tabii gelsin. Hadi gelsin. Meral Hanım'ın ilk sorusu efendim. Bu bir elementin ismi. Peki. 4 harfli. Şöyle açıklamaya çalıştık. Molekülünde 3 atom bulunan, oksijenden oluşan gaz durumundaki element. O, oksijenden malum. O, 3. O, 3. Simgesi o. Azot mu acaba? Biz bunun canını okuduk. Modern insanlar olarak. Delik mi açtık? Evet. O zaman ozon diyorum. Ozon size 400 puan kazandırıyor. Şimdi o bahsettiğim klasik bulmaca sorusu. Peki. Buyurun geliyor. Hadi bakalım. Dar ve kalınca tahta. Lata. Çok güzel. Başka yarışmacıya inim inim inletebilirdi. Güzel atlattınız efendim. Buyurun 5 harfli cevaplara. Çok daha kolay şeyler. Bedenin kollar, bacaklar ve kafa dışındaki bölümüne. Gövde. Gövde deniyor. Bu da 500 puan kazandırıyor Meral Hanım'a. Haydi bitsin şu 5 harfli cevaplar. Tek kelimedir, şöyle sorulmuştur. Şimdiye kadar veya şu anda, şimdi bu anlamlarda kullanılan bir söz. Gelmedi, şimdiye kadar gelmedi. Nokta nokta gelmedi. Ben de şimdiye kadar bekliyorum, şu anda bekliyorum. Nokta nokta bekliyorum. Beklemekte devam ediyorum. Hı hı. Halen. Çok güzel Meral Hanım. Bir nefes alıyor. Harf almıyor. Ne de güzel yapıyor. Burada o nefesi de almanıza gerek yok. Tertemiz 600-600-1200 puan kazandıracak bu 6 harfli cevabı olan sorular. Hadi gelsin bakalım ilki. 5. soru şöyle bir soru. Yumurtadan yeni çıkmış kurbağa yavrusu. 2 kelimedir, birleşik yazıdır. Eliniz kalktı indi. İri baş. İri baş. Koca baş derler. 600 puan kazandırdı. Hemen geçelim ikincisine efendim. İri baştan da kolay. Motorlu veya motorsuz bir aracı sevk ve idare eden kişiye... Yeni tabir değil mi? Yeni. Eskiden 5 harfli bir şey söylüyorduk ya. Ha, tamam. Ama mesela bisiklet için kullanılmaz o. Malumunuz. Bu Türkçe. Türkçe bu. Bisikleti ne yapan kişi? Atı ne yapan kişi? Şoför değil. Şoför değil. Hayır, 5 harfli ya şoför. Hı, değil. Kursları var ya bunun. Tamam. Sürücü. Beklemeye ne gerek var? Süreyi boşa harcıyoruz. Ah. Ben de bulamadığınızı onu zannediyorum. Onu demeye çalışıyorum. Efendim durdurun, durdurun öyle bir şey olduğunda. 30 saniye süre tamam. Var ya, diyaloğu o arada kuralım. İşte emin olma şeyi var ya. Tamam işte orada emin yani, olalım. İçgüdü. Ürkmeyin. Nasıl tamam. Olsa bulursunuz. Biraz tamam. Süre kaybettirdi size. Fakat hala hazırda 2 dakika 47 saniye var. İşte bu soruyla birlikte de tam ortasındayız yarışmanın. Hadi gelsin. 2 kelime diyor ki İngiliz kültürüyle özdeşleşmiş öğle ve akşam yemeği arasındaki yeme içmeli sosyal aktivitedir. İngilizler öğle ile akşam yemeği arasında. İngilizce mi bu kelime? İngilizce değil, Türkçe. Öğle ve akşam.
5 çayı. 5 çayı. 700 puanla. 3700 kazanız. 5 çayından çok daha kolayı sırada bekliyor ki tek kelimedir. Elbette yeterlidir. Görelim. Genellikle uzun süre saklanacak gıda maddeleri için kullanılan ağzı geniş bir tür kap. Kavanoz. Ve kavanoz. 700 puan daha kattı kasaya. 4 harfler, 5 harfler, 6 harfler, 7 harfler. Hiç harf almadınız maşallah. Bugün maşallah. Bir de ortak konumuz var ki 8 harfli cevaplarınızdan biri hem sizin hem rakiplerinizin yakıştırma yollu tabirdir. Yani gibi. İkinci kelime nedir? Gibi. Gibidir. Buyurun. Güzel ve bakımlı dişler için kullanılır bu yakıştırma yollu tabir. İnci gibi. İnci gibi derler. Kasa 5200 olur. Şimdi 1 8 harfli, 2 9 harfli, 2 tane de 10 harfli soru kaldı. Yani 5 tane soru kaldı. Halihazırda toplam sürenin yarısından fazlasına sahipsiniz. Tamam. Herhangi bir noktada takılırsak harf almak yerine daha uzun düşünebiliriz. Hani demiştim ya biraz önce sürenizi kaybediyorsunuz, durdurun ondan sonra konuşalım, diyaloğa girelim. Ona da ihtiyaç yok. Gerek gibi. Yok. Bir bakalım nasıl bir soru? Kalpte kanın ileriye doğru gönderilip geri kaçmasına engel olan ve 4 adet bulunan yapıların adıdır efendim. Ne işi yapıyorsa öyle bir isim verilmiş. Sonuna da ufak bir yapı olduğu için bir ek konulmuş. Ufak yapıda olanlara konulan bir ek konulmuş sonuna. 4 tane var bunlardan kalbimizde. Kanın ileriye doğru biliyorum da gitmesini ve geriye kaçmasını burada bir harf alacağım. Sağlıyor. Bir tane aldık. Yani o ne yapıyor o kalbi? Bir şey yapıyor böyle. Bastırıyor. Heh, açılıp böyle. Kapanıyor. Çok güzel. Çok güzel. Kapakçık. Kapakçık efendim. Kapakçık. Bir tane harf almıştık. Nazar değmesin. Nazar boncuğu olsun. Kenarda dursun. Artık belki de son 4 soruda o harfi de almayacaksınız. Bu 2 kelimeden oluşan bir cevaba sahip. Ve cevabı mastarla, daha doğrusu mekmak değil de mema ile bitiyor. Peki. Buyurun. Bir yere varmak için bulunduğu yerden ayrılarak seyahate başlama. 2 kelime demiştim. Evet. Yola çıkma. Yola çıkma 900 puan değerinde. Kalıplaşmış bir tabirdir. Bir soru kalıbıdır aslına bakarsanız. Şöyle sorulur. Nasıl bir kişidir? Nasıl bir şeydir? Bu iki anlamda kullanılan bir soru kalıbı. Tek kelime. İki kelime. Ha, iki kelime. İki kelime. Bu adam nasıl bir kişidir? Bu şey nasıl bir şeydir? Nicedir gibi. Mi? Bağlantısı kiminledir? Dikkatli oluyorum ki ağzımdan kaçırmayayım diye. Kimin nesi? Ama şey de var. Kişi olduğunda tamam. Kimin nesi olabilir. Fakat bir nesne ise bu. Çok uzağa gitmeyin. Kimin şeyi? Kimden vazgeçelim artık. Kim kişi için? Hı. Neyin nesi? Neyin nesi? Çok güzel oldu ve 10 harfli cevaplar kaldı geriye. Buyurun ilkine. İçine işlemek. 2 kelime. Kaç harflideyiz? 10 harfli. 10 harfli. 2 kelimeden oluşuyor, mastarla bitiyor. Birebir karşılığı bu. İçine işlemek. Nüfuz etmek. Nüfuz etmek. 1000 puan değerinde. Şimdi tek kelimeden oluşur son sorunuzun cevabı. Fransızca. Son soruya mı geldik? Son soru son cevap. Güzel. Elinizde 41 saniyeniz var. Evet. Gayet yeterli bir süre. Fransızca kökenli bir kelime bu. Tek kelime demiştim. Bunun neredeyse hiç kullanılmayan, pek yaygın kullanılmayan Türkçe karşılığını vereceğim ben size. Hı. Siz Fransızcasını, yaygın kullanılanı bana söyleyeceksiniz. Soru biraz böyle kısa yoldan hazırlanmış. Türlü açıklamalarım olacak. İsterseniz tamam. Çok atak davranmayalım. Olur mu? Tamam. Nasıl olsa süremiz İki var. Birkaç saniye bekleriz. Önce şu soruyu bir okuyalım. Derlem Türkçesi. Acaba yaygın kullanılan Fransızcası nedir? Derlem nedir? Zevk veyahut da öğrenme amacıyla türlü şeyleri toplama ve onları sınıflara, toplama gibi. Aha, sınıflara ayırma. Fransızca kökenli bir kelime aradığımız. Zevk amacıyla. J sonu mu? Hayır.
zevk amacıyla, yani seviyoruz ondan dolayı. Evet, evet. Ya da öğrenme amacıyla. Türkçe bulacağım değil mi? Fransızca kökenli aradığınız kelime. Bu arada evet. 9 saniye, 8 saniye. Bir harf istiyorum. Bir harf istedik, durdurduk. Güzel yerden geldi. K harfi. Türlü şeylerin derlemi. Ne bileyim, kimisi peçete derlem. Koleksiyon. Koleksiyon. 9600 puan, üzerine 6 saniye. Peçete koleksiyonu yapılırdı eskiden. Yapan kaldı mı acaba? Çok merak ediyorum. Pul koleksiyoncularını da duydum da. Pulu da diyemedim. Pulu da dersem acaba biraz yani hani... Neyse, güzel toparladık. 9600 puan sizi bugünün şampiyonu yapabilecek, bu haftanın şampiyonu yapabilecek ve de tur şampiyonasına taşıyabilecek bir puan. Oldukça zorlanacaklar ama pek de gözleri korkmuş gibi gözükmüyor. Ne dersiniz? 9800 çıkar mı bugün? Canları sağ olsun, yapsınlar. Çıkarsa da canınız sağ olsun. Yapsınlar. Önce Meral Hanım'a bir alkış verin mi?